Herkese selamlar arkadaşlar güzel bir video yapacağım aslında bunu tweet atacaktım sonra baktım tweetler uzuyor dedim ki videosunu yapayım daha iyi olur e, şu an Binance'te aynı anda üç tane launch pool var bir City launch pool var gördüğünüz gibi 30 gün boyunca devam edecek olan bir launch pool e, Kasım'ın pardon Aralık'ın onunda bitiyor bu launch pool bir Ben Q, Q I e, launch var o da 15'inde bitiyor. Aralığın 15'inde bitiyor. Aynı zamanda da zaten önceden beri var olan dar launch pool'u var. İlk haftaya göre 4'te bir daha az kar bırakan dar launch pool'u ise bu ayın Kasım'ın 27'sinde bitiyor. 3 tane aynı anda launch pool var. Bu normal şartlarda BNB'nin fiyatına pozitif etki etmesini beklerdik. Ancak piyasa birazcık birazcık da değil epey bir kötü durumda olduğu için bunun Binance'in, e, BNB'nin fiyatının etkisini çok da göremedik. Şimdi burada soru şu. Binance Global'i herkes kullanıyor. BNB'lerin birçoğu Binance Global'de e, hangi Launchpool'a katılmalıyız, hangisi daha karlı? Çünkü biliyorum ki birçok kişi Steel Launchpool'una, Türkler de bu fan token sevdası olduğu için Steel Launchpool'una katılıyorlar. Bu e, QI ile ilgili zaten çok bir bilgi de yok. Bu birazcık kaynamış gibi oldu. Ee, onun dışında da işte Darlaunch buldu. Önceden katıldı ama şimdi birazcık unutuldu gibi. Çünkü ön satışında da böyle mağdurlar falan vardı. Ee, şimdi bunlardan hangisi daha karlı? Şöyle bir matematik hesabı yapabiliriz. Çok basit bir şekilde ben çıkardım. Ee, QI şunu doğru yazdım değil mi? Coin hakkında da çok bir bilgim yok. QI Evet. QI token'ın her gün 513 bin tane QI veriyorlar arkadaşlar BNB stake edenlere e, tanesi 0.018 dolardan her gün 9100 dolar dağıtıyorlar. Siti ise 6791 tane veriyor. Şu an City'nin fiyatı 14 dolar. Yani her gün 95 bin dolarlık City dağıtıyorlar. Dar ise 400 bin adet her gün dağıtıyor. Tanesi 1.9 dolar şu an yani 800 bin dolarlık dar dağıtıyorlar. Yani dar, bariz bir şekilde en fazla. Tabi burada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki bu lunch pool dediğimiz şey ne? Siz, e, sizin elinizde tuttuğunuz, stake ettiğiniz yani o anlık o anlık ama istediğiniz zaman çekebileceğiniz e, BNB'leri e, BNB miktarına göre size bu tokenları veriyorlar. Yani bu yüzden herkes darı tercih ederse aslında dar çok bariz bir şekilde üstün olmasına rağmen daha az tercih edilir. Peki biz hocam hep bu hesapları yapmak zorunda mıyız? Hayır. Aslında pool'ların hepsinin sayfasında tek tek ne kadar stake ettiği yazıyor. Mesela bakıyorsunuz Dara'da tam tamına 6 milyon tane BNB stake ediliyor. E, City'de ise 1.5 milyon. E, QI'da ise 1.8 milyon tane BNB stake ediliyor. Ve burada da şöyle bir kolaylığımız var. Bu hesapları hiç yapmamıza gerek yok. Bakın yıllık getirisi %3 QI'ın. City'nin %4 yıllık getirisi arkadaşlar. BNB fiyatına göre yıllık getirisidir bu. Yani BNB o an uyduruyorum 500 dolarsa e, yıllık işte e, ne oluyor? 500 binin 1040 olurdu. 20 dolarlık bir city kazanabilirmişsiniz bütün sene tuttuğunuzda. Dara ise baktığımızda %7.4 ile bariz bir şekilde en yüksek getiri getiren dar oluyor. Yani yıllık %7.4. Aslında burada sayfalarına tek tek girip bakmanıza da gerek yok arkadaşlar. Şöyle de bir basitlik var. Binance ön kısmına geldiğinizde Binance ön kısmına geldiğinizde en yukarıda flexible ya da işte kısa vadeli stake'ler duruyor. Burada bakın büyüttüğünüzde BNB launch pool yazıyor. Burada zaten gidip en karlı yazıyor arkadaşlar. En karlı yani şu an diyor ki BNB'yi flexible şekilde yani flexible ne demek istediğin zaman çekebilirsin diyor. Flexible şekilde en çok kar verdiği durum %7.45 ile darmış. Burada eğer işte herkes dara yüklenseydi City daha karlı olsaydı burada City yazacaktı. Yani siz Binance ön kısmına gelip hangi launch pool'un daha karlı olduğunu görebilirsiniz. Yani BNB'leriniz Binance borsasında boş bomboş duruyorsa Burada en güzel çözüm yani launch pool'da dar launch pool'unda tutabilirsiniz. Eğer başka bir şey de tutmuyorsanız işte hocam burada launch pool nasıl yapılır edilir derseniz de YouTube'da birçok video var. Ayhan Kayan launch pool falan yazarsınız. Ben sadece bu Binance ön ile ilgili e, pasif gelirle ilgili böyle bütün bu flexible kitlemelerle ilgili bir video yapmıştım belki de aylar önce 6-7 ay önce onu izleyebilirsiniz. Şimdi burada soru işareti var şöyle bir bakalım şarjımız ne durumda 13 dakika bunu bir durdurayım. Evet şarjımız taktık devam edelim. Şimdi %7.45 karımız var. Açıkçası ben BNB gibi fırsatlar olan Binance Coin gibi fırsatları olan ya da kripto paralar gibi tonla fırsatlar olan bir platformda yıllık %7 karı çok beğenmem açıkçası. Beğenmeyene de saygı duyuyorum. yani onu yine giderim. TDR'e %9 la 60 gün boyunca kitlerim benim için çok daha mantıklıdır. Neden böyle düşündüğümü söylemek istiyorum. Çünkü Binance Smart Chain üzerinde kurulu onlarca proje var. Ve kripto paralarda bu stake fırsatları hiç de azımsanmayacak bir seviye. Bununla ilgili zaten şunu hep söylerim. Eğer belli bir miktarda kar oranına ulaştıysanız ve belli projeleri güzel maliyetle yakaladıysanız kesinlikle bir kısmını stake ayırmanız lazım. Çünkü muhteşem fırsatlar var. bu videoda da birazcık ondan da bahsetmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse mesela Yushi'nin Market kaplı 250'ye girmiş ve artık bence güvenilirliğini kanıtlamış. Fiyat olarak söylemiyorum. Bunu yatırım tavsiyesi olarak da söylemiyorum. Benim Yushi videolarımı bilirsiniz. Ayhan Kayan Yushi yazarsanız oynatma listem de var. 3 tane video var. Ancak ben o videoları yaptığımda ki Yushi'nin ile şimdinin fiyatı çok çok farklı seviyelerde ve yani mesela kendi platformunda mining işte farming farms kısma e, fırsatları sunan bir platform. Bu platformu zaten anlattığım için çok şey yapmayacağım. Ancak şu an bakarsanız ben e, 1753 dolarlık Yushi ve BNB kitlemişim buraya. Yani bunun 800 doları, 900 doları Yushi, 900 doları e, BNB. Ee, ve burada bakarsak bana günde neredeyse 5-6 dolarlık işte Yushin'in fiyatına göre değişiyor. 7 dolarlık, 8 dolarlık bir gelir elde ediyor. Ee, buna da bakarsak ayda işte neredeyse 150 dolarlık yani 1500 liralık bir gelir burada elde ediyor. Ben bunu kitlediğimde BNB'nin fiyatını hatırlamıyorum. Ancak Yushin 50 dolar falandı. Oralardan üstüne eklemeler de yaptım. Hani düz olarak söyleyeyim burada maliyetim 200 dolar. Onun dışında bakın burada yılda bakın bu şey yıllık faizi %130. Yani bunu bir sene tuttuktan sonra bir sene bile tutmadan yani 9 ayda bana burada kitlediğim kadar yieldi verecek. Ben bunu ara ara çekiyorum burada harvest deyip. mesela burada Simon da ben alıyorum. Simon ve BUSD. BUSD zaten dolar. Hiçbir risksiz. Bunu da kilitlediğimde bana belli miktarda bakın simon veri ve bu benim %100 karımdır. Ben bu zamanda burada simon kitlerin burada 6-7 aydır duruyor ve bu benim %100 karımdır. Bu parası fırlansa bile sıkıntı yok ve ben simona baktığımda güvenilir bir coin olduğunu düşündüğüm için bunu yaptım. Buradaki risk ne? Buradaki stake ettiğiniz coin'in güvenilir olması. Burada bir site var arkadaşlar. Staking Rewards diye. Burada platformların stake gelirleriyle ile ilgili bilgileri var. Biraz komplike bir site. Ee, araştırmanız lazım. Hani bu siteye girer, girip de bana Twitter'dan hocam nasıl kullanılıyor dememeniz lazım. Burada bir bakmanız gerekiyor. Bu size bir ışık olabilir. Buradan sonrasında yine yatırım tavsiyesi olmadan kesinlikle size örnek birkaç tane stake yıllık gelirlerden bahsediyorum. Mesela Radium'da ortamında da bu tarz e, Solana altyapılı fırsatları bulabilirsiniz. Bakın burada senelik %20 veriyormuş Rayduma. Burada da farms fırsatlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Yıllık oranlara bakarsanız %7'leri, 8'lerin çok çok daha üstünde çok absürt fiyatlar görebilirsiniz burada. Keza cake zamanı birçok insanı zengin yaptı. Mesela burada da bakarsanız %65 oranla eğer cake stake ederseniz size %65 gibi bir e, porta geliri sunuyor ya da %73'ler Tabi burada şeyle dikkat etmeniz lazım Bunu yapmadan önce şimdi siz cake tutuyorsunuz Peki ya cake şu an 17 dolar e, Keza 20 dolar falan filandı mesela Bir ay önce 20 dolardı Şu an 17 dolar Gidip bu 10 dolar olursa sizin burada yaptığınız Steak mütehik hepsi zarara gider Mesela ama BNB steak ettiğinizde Böyle bir sıkıntı olmuyor Ben mesela buraya geldiğimde ben BNB'nin fiyatına zaten güveniyorum. Yuşi'ye zaten güveniyorum. Stake ettim. Burada BUSD de zaten dolar hiçbir risk yok. Ben burada Simon'un fiyatına güvenip bunu riske ettim. Ve şu an çok güzel kardayım. Ee, KK için bunu söyleyebilirim. KK'nin arzından dolayı sıkıntılar olduğu için ben KK stake'inde daha dikkatli olmanızı öneririm açıkçası. Ee, tabii ki de yanılabilirim ama KK'nin arzınızından dolayı fiyatının belki de birazcık daha düşebileceğini söyleyebilirim. Burada CAKE ilgili tabi şu da var dipnot geçeyim, bunlar NFT market açıldı ama bu NFT marketi tutmadı. Bu NFT markete eğer e, insanları CAKE harcatabilirlerse CAKE'in fiyatını da olumlu yansıyacaktır. Burada Tokens Farms diye bir site buldum. Bu tarz farm siteleri var arkadaşlar. E, bunu yani araştırıp yatırım yapmadığım bir site kesin yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ancak mesela burada XN, XNL token benim takibimde olan bir tokundur. Hatta şu anki fiyatına da bir bakalım ne olmuş. Şu düşüşte. Benim yani takibimde olan bir Metaverse projesi XNL. Ee, bakın bu düşüşte bile birazcık direnmiş ee, ve KuCoin'de olan da listeli bir site e, coin ve bakarsanız burada XNL formuna %539 verdiğinden bahsediyor. Bu tarz güvenilir siteler bulup e, 2-3 ay patlamadan bu sitelerin katlanırsanız direkt karla devam edebilirsiniz. Ben kesin bu tarz olaylarda karla devam ederim. Yani bunları anlatmamın nedeni ne? BNB sağlam bir coin e, ve ben bu tarz launch fullların yavaş yavaş insanların e, bu tarz metamask üzerinden kitlemelere yöneleceğini düşünüyorum ve bunlar sonrasında da BNB fiyatının daha olumlu yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. E, gördüğünüz gibi ben mesela şu an göstermelik bir dar kitledi. Bir iki BNB var. Benim BNB'lerimin çoğu bu tarz Yushi gibi farminglerdedir. Size de bunu öneriyorum. Yani %7'ye tav etmenize gerek yok. He şu var tabii ki de bunu hiç dokunmadığınız BNB'leriniz varsa söylüyorum. Siz dersiniz ki ya hocam ben BNB'den çıkıyorum. Solona'ya giriyorum. Oradan kaldıraçlı giriyorum. İşte e, mana alıyorum, grafiklere bakıyorum derseniz ve BNB'niz Binance Global'de varsa tabii ki de o zaman burada tutmanız çok mantıklı. Burada tutarken de ne öğrendik? Binance önüne girip en karlısında flexible bir şekilde stake etmek kardır. Burada azı çok yok. Ben mesela BNB'lerimi kesin öyle sabit tutmam. Kesinlikle burada e, 1 dolar mı geliyor? 1 dolar gelsin abi. Hani benim için ben 1 doların da peşinde koşarım. 1000 dolarında, 10.000 dolarında, 100.000 dolarında peşinde koşarım her zaman diyeyim. Bu videoyu da kapatayım. Bence faydalı, güzel bir video oldu. O yüzden bir beğeninizi alırım. Eğer abone değilseniz hala da yani geçmiş videolardan bu kanala abone olanların nasıl kazançlar elde ettiğini görebilirsiniz. O yüzden abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Belki de yakın zamanda bir YouTube katıl sürpriziyle de gelebilirim. Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.